Erbaa sokaklarında yürüyoruz. Yürüyoruz da tak tak, bu bir şey. At nalı yere vurma sesi. Sanki araba mı? Hadi. Hadi. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biraz otostop çeker gibi yaptık ama kusura bakma. Kusura yok. Nereye gidiyorsunuz böyle? Böyle gelin sandığı götürüyoruz. Gelin sandığı mı? Gelin sandığı. Ana! Gelin sandığı mı bu? Gelin sandığı. Vallahi. At arabasıyla. At arabasıyla. Düğün evi burası mı? Düğün evi burası. Kalabalıktan belli zaten. Burası ya. Olacak düğün evi. Hadi hayırlısı bakalım. Buyur anne. Geldik düğün evi gördük, Konya'ya geldik kız evine yavrum. Nasıl, iyi mi? İyiyim. He. Mani mi iyi, bana mı diyorsun iyiyim diye? He, iyi mi diyorum, buraya geldiğimde olmadı mı şimdi? İyi oldu da bir şey senin zaten... geldiğini de iyi ettik. İyi ettik de bura Konya değil be annem be. Geldik düğün evi gördük Konya'yı diyorum, koyabiliyor musun? İşte şimdi gezdik dünyayı gördük Erbaa'yı. Erbaa'yı gördük, Erbaa'yı gördük. Konya'yla karıştırmayalım Erbaa'yı. Karıştırmayalım, hadi öyle sen. Erbaa'yı gördük. Zeynep Koklu yavrum. Zeynep annesi. Söyle yavrum. Siz bu düğünde neci oluyorsunuz efendim? Bu düğünde necim oluyorum biliyor musun? Ben bu evin dümür sahibi olmuş oluyorum. Dümür sahibi mi? He. Dümürümün oluyor düğün şimdi. Dümürümün. Salim benim dümürüm oluyor ha. Dümürünün nesi evleniyor? Dümürümün oğlu evleniyor. Ha, sen de yardım ediyorsun. He, ben de yardım ediyorum yavrum. Bu sandıkta ne var? Bu sandıkta her şey var yavrum. Araba var mı? Araba da vardı. Her şey var yavrum. Niye olmasın? Her şey var bu sandığın içinde. Seni bile korun bu sandığın içine. Gördün mü bunu? Hoş geldin Erbaa'mıza şöyle. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beni de mi koyacaksın sandığın içine? He, seni de korun yavrum. Niye koymuyorum şimdi? Ben ne yapacağım peki yani? Hanımına götüreceğim. Sandığın içinde beni. Yok, sandığı da beraber gönderirsin. Vallahi sandığı güzel numara koyacağım. Yani. He. Sandığın içerisinde teyzem beni koyacak. Bizim hanıma götüreceğiz. Çeyiz sandığından açacak hanım, ben çıkacağım be diye. Size de geldi mi efendim bu sandıktan? Geldi yavrum, niye gelmesin? Bu Erbaa'nın adeti böyle midir? Adeti böyle yavrum. Erkek tarafı kız tarafına sandık gönderiyor. Evet, gönderirik yavrum. Niye göndermeyek ki? Göndereceksin tabi annem, şan olsun yani. Her şey olur, her şey. Siz yaparım. Ne zaman evlendiniz annesi? Ben gideli 42 sene oluyor yavrum. Maşallah. Neler çıktı sandıktan? Sandıktan her şey çıkıyordu. Eskiden böyle bir şey yoktu yavrum, modamız yoktu. Bir sandık geliyordu, işte buydu. Şimdi hemen her şey var bak. Buzdolabı alınıyor, çamaşır makinesi alınıyor, salınıyor, moda salınıyor. Alınıyor yavrum, onlar hep alınıyor. Yatak odasına var. Siz mi doldurdunuz sandığı? Sandığı biz doldurduk şimdi yavrum. İki başın ağaçlığı biz olduğundan biz dolduracak şimdi. Başka bir şeyler de var buralarda. Burada şimdi yiyecekleri var yavrum, bu kız tarafına yiyecek getiriyor. Öteberi koyuyor. Burada şimdi misafirlere ağırlayacaklar biliyor musun? Oğlan tarafına getiriyorsunuz. Kız ama tarafına. Kız tarafına getiriyorsunuz. Kız tarafına getiriyorsunuz. Kız tarafı bir şey getirir mi size? Kız tarafı niye getirsin? O da başka zaman getirir. Akşamdan, pazar günü akşamdan tepsiye kurular getirirler. Nasıl? Adetimiz budur. Adetimiz yani. Adetimiz bu yavrum. At arabasıyla mı gelecek? Yok, at arabasıyla değil. Tepsiyi al, koltuğuna gel. Yok yok, bu sandık at arabasıyla mı gelir? He, sandık at arabasıyla geldi. Kamyonla mamyonla iyi olmuyor yani. He, iyi olmuyor. Şimdi bu moda şimdi. Sen buraya misafir geldin, sana moda yaptık bunu. Nasıl? bu da benim adamım. Bir söylet bakayım. Bak ne söylüyor sana. Şiir söyleyecek sana orada. Kim efendim adamınız? Bekir Koklu yavrum adamım. Adamınız mı? He. Bu ne adaletsizlik? Adam yaya yürüyor böyle sen arabanın üzerinde. Adamı taksiyle getirdim yavrum ben. Öyle mi? He. Kıyamıyorsun adama yani. Yok, kıyamıyorum yavrum. Niye at arabasıyla gel, sen taksiye kurul. Ben taksiye niye kurulayım? Kurulsun ha taksiye. O bu kadar seviyorsun adamı yani. Ana. Ben canım ciğerim yavrum, o benim. Canım ciğerim, o benim yavrum. Canı ciğeri, buyurun canın ciğerinin yanına bir. Buyurunuz bakalım. Şöyle gelin de. Tanıştırayım efendim. Bekir Bey miydi? Evet, Bekir Bey. Bekir Bey ve Zeynep Hanım. Evet. 42 senelik evliler. Evlilik. Canım evet. Ciğerim diyor sizin için. İyi söyle, bizim seviyoruz birbirimizi de ondan. Hala? Hala seviyoruz. İlk günkü gibi? Tabii aynı devam ediyor. Hani evlilik aşkı öldürür diye bir şey var? Yok, safsata yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İlk günkünden daha çok mu seviyorsunuz? Şimdi daha iyi seviyorum. Şimdi yaş gettikçe daha seviyorum. Nerede tanıştınız siz annem? Nasıl oldu? Nerede mi tanıştık yavrum? Ben Erbaa'da duruyorum, bu Erbaa'da duruyor. Bu mezarlıktan geliyorum, zor Erbaa'ya geliyorum. Hani biz orada tütün diktik bir sene. Bu da beni gördü işte, ben seni alacağım dedi. Ben de varırım dedim. Tütün tarlasında? Tütün tarlasında yavrum. Canım yani her sene alacağım diyene varılmaz herhalde. Sen de beğendin adamı yani. Beğendim, o zaman iyiydi, delivanlıydı yavrum. Ne yapayım? Gözüm bunu tuttu.
E canım şimdi nesi var adamın? Şimdi de iyiyim ben. İyi canım dinç bak. Tabii. Vallahi maşallah var Bekir abi. Aslan gibi delikanlıyım ben ya. Öyle valla. Kim der sana 60 yaşında diye. Yok canım. 67. Kim mani söylüyor? Dayına diye bak şimdi mani söylüyor. Sen mani mi söylüyorsun Bekir dayı? Ben her şeyi biliyorum abi. Bir buyur bir mani alalım. Ne manisi alalım? Sandıkla ilgili olur. Doğru hesap. Bir çiftlik sahibi Kasım'da tuttuğu çobana 100 koyun teslim eder. Yaz gelince kendisini çağırır, ona koyunların ne olduğunu sorar. Çoban parmaklarıyla birer birer sayarak hesap verir. Yağmur yağdı, gök çatladı, 72'sinin ödü patladı. Önden gitti 5 toklu, arkasından baş toklu. Onunu verdim kasaba, onunu katma hesaba. Kurt kaptı birisini, birisini getirdim derisini. Bundan fena halde öykelenen çiftlik sahibi kendisini tutamaz, yandaki yoğurt çanağını kaptığı gibi çobanın suratına atar. Oh. Yüzü gözü bembeyaz olan çoban da gördün mü hesabını doğru vereni işte böyle yüzü ak çıkar der. Müdür beyin bu kürkü yeni çıktı bu türkü. Müdür bey emir vermiş söylenecek bu türkü. Yanmada güzelim yanıyorum ben de sallada mendili geliyorum ben. Bir güzelin yoluna da veremden oldum ölüyorum ben. Aşma grandan aşma, ben seni tanıyorum. Her grandan aşanı ben seni sanıyorum da yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben de sallada mendili geliyorum ben. Bir güzelin yoluna da veremden oldum ölüyorum ben. Beyaz giyme üşürsün, güzellikte menşursun. Bu güzellik sendeyken çok insan öldürürsün de yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben, mendili salla geliyorum ben. Bir güzelin yoluna da veremden oldum ölüyorum ben. Köyüm, ben burada doğdum, burada yaşarım. Köyümün ne sağlam havası vardır. Kırlarında ot var şen kuzularım. Altın başak veren ovası vardır. Çitlerine yaban gülü sarılır. Gölgeli yollardan çaya varılır. İçmezsen suyundan kurt kuş darılır. Her ağaçta bir kuş yuvası vardır. Yaz gelince şenenir pınar başları. Deresinde parlar çakıl taşları. Cıl cıl öter tarla kuşları. Köyümün ne derdi ne yası vardır. Bırrı! Sen turnayı gözünden vurmuşsun Zeynep Hanım. Vallahi turnayı gözünden İşte vurmuşsun. İşte bu şiirde vardım yavrum ben bunu. Sana ne televizyon lazım, ne radyo lazım, ne CD çalışıyor, hiçbir şey, hiçbir şey lazım. İstemiyorum yavrum. Sıkıldıkça adamın düğmesine basarsın. Bastım her şeyi söylüyorum ben. Vallahi çok şanslısın. Kaç çocuk var? 4. Allah bağışlasın. Amin. Sadece 4? 4 yavrum, başka yok. Gelin var mı? Var, 2 gelinim var. Biri İstanbul'da, biri evde. Nasıl evde? Köyde oturuyor yanımda. Yanında? He yanımda. Oğlan zebze satıyor. Mutlu mu gelin yanında? İyi, zararı yok. O düşürüyor, biz yok. Niye bak yavrum? Ey yok şimdiki hali. Oğlan çalışıyor. Tütün dikmiyor, yok. Pancar etmiyor. Şeker getiren yok eve. Niye bak? Allah muhabbetinizi arttırsın. Alalım mı sandığı artık aşağı? Alın yavrum hadi. Alalım. Sizin olsun yavrum. Dayı bir kalk da sandığı alalım. Sandığın şeyin işte bağışı şimdi. Hadi. Kalkar ya. Ne oldu? Ağır sandık ağır. Ağır biliyorum sandık ağır. Sen de oturduğun zaman daha bir ağırlaşıyor. Ağırlaşıyor öyle. Kalkmayacaksın mı? Kalkarız yarın sonra kalkarız. Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Neyse versinler canım bağışını. Yok mudur buranın bir muhtarı? Hadi. Sıranın başında bekliyor. Muhtar mısın dayı? Evet. Gel hele gel. Vay muhtarım benim ya. İki gözüm benim. Efendim Anadolu'daki ellerimiz, ayaklarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, kıymetli muhtarlarımız. Ne zaman başımız dara düşse muhtar diye ünüleriz. Onlar da illaki yanımızda olur kalabalığı görünce. Geliyorlar mahallede ne oluyor diye. Kalkmıyor sandıktan. Kaldırırız. Kaldıralım. Kolay vardır. Vardır. Kolay vardır söylesin. Söyle bakalım. Ne söyleyeyim canım? Ne bileyim sandığın üstünde oturan sensin ya. Neyse kıymetini versinler canım. Sandığın kıymetini istiyor. Sandığın kıymeti çok ağırdır. Onun bir şeyi vardır yani. Yolu yordamı vardır. Vardır, vardır. Zeynep Hanım ne verelim? Elinden herkes cebine ne koysa olur. Herkesin kesisi yok. Para istiyor yani. Evet. Yok. Muhtar Bey elimizi atalım efendim cebimize. Bağış işi vardır, bağış işi. Bağış işi mi vereceğim işte bu adam. İyidir, iyidir. Hadi. İyidir. İyidir, iyidir. Sen şimdi bir geç oraya otur. Sandık para ya. Ya sandıkta bak kaç kişi oturuyor. Ben fazlasını vereyim. Arkadaş kaç kişi oturuyor diyor. Otur hele sen şuraya bir geç. Geç hele. Ya bir geç hele. Dayıcım bir geçsene. Otur orada. Gördüğün gibi
Sandığın üstünde, evet, ufak ufak finale doğru geliyoruz. Yarı finalde iki testiden biri kırıldı. Kaldı tek testi. Bu testinin de aşağı inmesi için az önce... Vallahi sağ olasın, bize yol açtın yani. Sandığın üzerinde bir adam daha oturuyor. Bilmem dikkatini çekiyor mu? Kırmızı tişörtlü, kot pantolonlu. Evet. Onu da bir görelim de. Görelim. 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 O nasıl, ağır mı? Hafif mi onun? Yo, aynı tarife. Tarife mi? Aynı tarife. Aynı tarife. Bir şey değişmez yani. Tamam. Aynısını yer, aynısını. Buyurun. Hadi güle güle hadi. Sahte değil yani. Yok estağfurullah canım. Sahte aşk olsun koskoca muhtar. Hadi. Tamam mıdır? Tamamdır. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.